Yapay et, diğer adıyla temiz et olarak biliniyor. Hayvanlardan alınan kök hücreler sayesinde laboratuvar ortamında üretiliyor. Peki yapay et yakın zamanda sofralarımıza girecek mi? Vatandaşlar ve kasaplar bu konuda ne düşünüyor? Haberimizi izleyelim. Laboratuvarda üretilen yapay et yer misiniz? Yok, yemem. Yok, hayır, yemem. Yok, yemem. Hayır. Yemem. Görüntüsü ve tadı doğal etle aynı. Laboratuvarda üretildi. Her şey laboratuvardan çıkıyor zaten. Laboratuvar çıktı çıkalı herkes hastalık peşinde, baksanıza. Hayvanlardan alınan kas hücreleri laboratuvarda besleyici bir sıvının içine bırakılıyor. Mayalanma yöntemiyle büyük et parçaları haline gelene kadar çoğaltılıyor. Üretim için hayvanların öldürülmesine gerek kalmıyor. Et ve et ürünlerinin Türk mutfağındaki yeri tartışmasız çok önemli. Bu yüzden yapay et konusu herkesi yakından ilgilendiriyor. Doğal olan her şey lezzetlidir, faydalıdır, öyle düşünüyorum. Tıpatıp aynı tadı diyelim. Ya aynı olmaz, hayatta olmaz. Yapay etin yakın gelecekte sofralarımıza girebileceği açıklandı ancak vatandaş konuya pek sıcak bakmıyor. Gerçeği gibi olmaz çünkü. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. En azından gözümün önünde ne olduğunu biliyorum, yiyeceğim. Yapay et yiyeceğime hiç et yemem daha iyi diyenler var. Kesinlikle yemezdim. Ya eti terk etsem de yemezdim. Doğru diyor. Etten vazgeçirim ama yapay et yemem. Ya bunun güvenilirlikle bir alakası yok. Allah-u Teala'nın yarattığı nimete daha çok güveniyorum. Uzmanların yapacağı nimetten. Kasaplar da tüketiciyle aynı fikirde. Doğal et varken yapay et satılır mı diye soruyor onlar da. Gelse bile biz kesinlikle öyle bir şey yapmayız. Çünkü etin ruhunu, doğallığını bozamayız yani. Yani sonuçta ne olduğunu bilmiyoruz. İnsan eliyle yapılmış bir şey. Yarın öbür gün bu eti yapan yarın yapay kasap da yapar. Raflarınızda görür müyüz yapayı? Yok, kesinlikle olmaz yani. Türkiye'nin ürettiği et, bizim insanımızın ürettiği et. Hiçbir yerde yok ki öyle bir şey. Laboratuvar nedir ya? Doğal et gibisi yok. Yok yok, bir tane o, bir tane. Gel sana pişireyim.